Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Top Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş dünyası temsilcileriyle görüşmelerine devam ediyor. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede iş insanlarına sağlanan destekler ve ekonomide atılan adımlar gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun da görüşmede hazır bulundu. Sevgili seyirciler, memur zammı son güne kaldı. Milyonlarca memur ve memur emeklisinin iki yıl boyunca alacağı zammın belirlenmesi için Gözler Hakem Kurulu'nda. Daha önce 4 kez toplanan kurul bugün saat 10'da son toplantısını yapacak. 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin gözü kulağı kamu görevlileri hakem kurulunda. Kurul memurların 2 yıl boyunca alacağı zam ve sosyal haklar konusunda son sözü bugün söyleyecek. 7. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde taraflar zam konusunda anlaşamayınca devreye hakem kurulu girdi. 26 Ağustos'ta çalışmalarına başlayan kurul 4 toplantı yaptı. Bakanlık ve sendika temsilcilerini dinleyen kurul, üzerinde anlaşmaya varılamayan maddeler üzerinde çalıştı. 55 maddenin 45'i görüşüldü. 40 madde kurul tarafından reddedildi. Reddedilen maddeler arasında kira yardımının da olduğu öğrenildi. Maaş zammı ve refah payının da aralarında olduğu 10 maddenin karara bağlanması ise son toplantıya kaldı. Sayıştay Başkanı Metin Yener Başkanlığındaki 11 kişilik kurul oy çokluğuyla karar alacak. Kurulun verdiği karar kesin olacak ve karara itiraz edilemeyecek. Memur Sen 2024 için refah payıyla birlikte toplam %70, 2025 yılı için de %40 zam istemiş, kamu işveren heyeti ise 2024 yılı için %15 artı 10, 2025 yılı için %6 artı 5 zam teklif etmişti.